sadece bir dükkanı aksesuar düşünün. Çok eğlenceli bir şey oluyor. Çocuklar eğleniyor burada. Yani bir oyuncak düşünün yani. Al bir çocuk oyun salonu koy, oynasınlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Dört masaya gidecek. Başladık. O şimdi gidecek o. Evet, şu anda masanın önüne geldi. Ama burada yine bir garsona ihtiyaç var. Merhaba. Aldık yemeğimizi. Koyduk. Mezemizi indirdik. Bizim işimiz bitti. Şimdi diyoruz ki de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Merhaba. Bu nereye geldi? Mezelerimi bıraktı. Burada yemeğini alıp dedik ki de devam. Teşekkürler. Bu bir tane teknoloji firmanın sahibi arkadaşım var. Geçen gün böyle bir şey imal ettiklerini söyledi yurt dışında. İmal ediyorlar. Sonra Türkiye'ye demo olarak bir tane gelmiş. Onu da dedi ki Bediüzzaman en çok bunu sen duyurursun. Ben sana bir göndereyim dedi bunu. Bir kullan bakayım verimli oluyor mu? Tabii dedim gönder dedim. Dün geldi bana zaten bu. İnanılmaz çok böyle eğlenceli bir şey. Her yola çıktığında 4 masaya servis götürebiliyor. O 4 masanın numarasını giriyorsun, başlat diyorsun, 4 masaya götürüp yemeklerini bırakıp geliyor. Şu gördüğün alanda 50 tane masa varsa 50 masaya gidebiliyor. Onu harita üzerinden önce bir gezdiriyorsun, hepsini yüklüyorsun ona. Yüklü olmayan yere gitmiyor. Belirli yerleri var mesela, gideceği yerleri var. Timsekler falan varsa oraya gitmiyor. Düz yerlere gidiyor. Doğum günü şarkısında istedim mesela senin doğum günün. Bediüzzaman bir doğum günü olsa bugün. Hemen yazıyorsun, masayı götürüyor. İsmini okuyarak gidiyor. Bu güzel bir şey. Çocuklar eğleniyor onunla. Bir de benim kedinin ismi Çakıl olduğu için kedi sesi çıkartıyor. Mesela çok da kibar. Hangi masaya gidiyorsa geldim diyor. Yemeğini alırken teşekkür ederim diyor, gidiyor. Yani normal, ne yüklerse onu konuşuyor. Mesela ben ona istediğin sesi yükleyebiliyorsun mesela. Ben bile konuşup yükletebilirim onları. Yemin ediyorum dün başladık. Hangi masa diyor ki bana meyve gönderme diyor, çakıl getirsin. Ya diyor da getirge video çekiyorlar. Bir de ben dün onu paylaşmıştım. Bazı insanlar şey anladı. Ya işte bu teknoloji çok ilerledi. Acaba işte garsonlar, komiler işsiz mi kalır? Ya öyle bir mantık olabilir mi? Buranın bir aksesuar olarak düşün. Yani bunu mal yüklemek için de bir eleman lazım. Masayı getirdiğinde de eleman lazım. Onu yönetecek bir eleman da lazım.